Gazeteci Levent Gültekin'le eski vekil CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem arasında Twitter'da tartışma çıktı. Medyascope'da katıldığı canlı yayında AKP dönemlerinde görev almış eski bir üst düzey bürokratla yaptığı görüşmeyi aktaran Gültekin, Eski bürokratın Kemal Bey'e benden bir mesaj iletir misiniz? Kendisini çok severim. Kemal Bey'e lütfen aday ol, sen kazanacaksın diye devletten isimler gidiyor. Bu kişilerin Erdoğan'ın kontrolünde olduğunu bilsin dediğini söyledi. Gültekin, Erdoğan'ın tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti ve devletle irtibatlı CHP içindeki bazı isimlerin Kılıçdaroğlu'na yoğun bir şekilde aday olma çağrısı yaptığını belirtti. Gültekin, Erdoğan'ın tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti ve devletle irtibatlı CHP içindeki bazı isimlerin Kılıçdaroğlu'na yoğun bir şekilde aday olma çağrısı yaptığını belirtti. Ültekin, aday ilanı olduktan sonra bu isimler Kemal Bey'in adaylığını pişirdiler. Kazanma durumunda kahramanlık bu arkadaşların payesi olsun, kaybedilmesi durumunda da kimlerin organize ettiğini bilin diye yazacağım ifadesini kullandı. CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'den Gültekin'e tepki geldi. Erdem, kimin hükümet propagandalarına meze olduğunu çok iyi biliyoruz Levent Bey. Eğer 24 saat içinde CHP'de kim hükümet adına propaganda yapıyormuş açıklamayan namerttir, alçaktır. Bırakın artık bu işleri, işiniz gücünüz komple üreterek Türkiye'nin önünü tıkamak. Kılıçdaroğlu umuttur diye yazdı. Gültekin Erdem'e yanıt verirken sevgili Eren aynı şeyleri 2018 seçimleri öncesinde söyleyip o zaman da Muharrem Bey'i göklere çıkarıp Kemal Bey'e olmayacak sözler ediyordun. Hatırlıyorsun değil mi? Ülke meselelerini kişisel ikbal çabalarına malzeme yapma lütfen dedi. Erdem daha sonra topu taca atma sevgili Levent 2018'de partimizin cumhurbaşkanı adayının kampanyasına hepimiz katkı sunduk. Sen esas soruma cevap ver. Kimmiş o hükümetle çalışan CHP'liler? İsim isim sendeymiş ya. Ayıp. Bu kadar kolay bir camiaya iftira edilir mi? Koca bir camiayı zan altında bıraktın yazdı. Levent Gültekin ise Gerçekten merak ediyorsan o ismi ve isimleri partinize verilmesi gereken kişiye verdim. İkbalinle değil, ülke meseleleriyle ilgilenseydin o isimleri sana da açıklardım ama bu konular seni pek ilgilendirmiyor diye düşünüyorum dedi. Birbirimizi kandırmayalım diyen Eren Erdemse şahsi ikbalin mesele olmadığını siz de biliyorsunuz ama hadi diyelim ki şahsi ikbal bu. Eski bir cumhurbaşkanının ikbali için kendimi parçalamaktan daha hayırlı ve ilkeli olmaz mıydı? Saygılar ifadesini kullandı. Eren Gültekin'in adayınıza katkı sunmanı değil sevgili Eren, Kemal Bey için söylediğin sözleri soruyorum. Yani kimin kayığına biniyorsan onun kılıcını sallıyorsun gibi bir durum var. Bu durumu hatırlattığım ifadeleri üzerine şu yanıtı verdi. Türkiye'nin problem sepeti ağzına kadar dolu ve siz özellikle CHP ailesinin izlediği mecralarda sadece konuya odaklanmış gidiyorsunuz. CHP'lilere Kılıçdaroğlu seçilmez tevziratı yapıyorsunuz. Anketler ortadayken durumun böyle olmadığını iyi bildiğiniz halde tamam bunu anladım. Sonra kalkıp parti içerisinde Kılıçdaroğlu adayımızdır diyenlere ajan diyorsunuz. Sonra gizem yaratmak için yok isimleri ona verdim, buna verdim. Buna hakkınız yok. Tüm parti yönetimini zan altında bıraktınız. Bu ilkesel değildir. Ayıbınızı kabul edin.